Merhaba sevgili dinleyiciler. Cehalet Örtüsü Podcast'in bu bölümünde konumuz eğitim. Bu bölümü eğitim meselesine ayırmak istedim. Temeli alacağım iki isim ise John Locke ve Immanuel Kant olacak. Şunu baştan söylemek isterim ki bu bölümü aslında felsefeciler için kaydetmedim. Çünkü yani şöyle ki bir felsefeci Kant'ın eğitim üzerine kitabını okuduğunda Kant'ın kendine has düşüncelerinden izler görecektir. Fakat çok da ilgilenemeyen, buna vakti olmayan biri konulara bu çerçeveden bakamayabilir. Bu sebeple daha çok felsefenin temel bilgileri ve düşünceleri konusuna az vakıf olan, yani buna zaman ayıramayanlar için yapmak istedim. Yaşadığımız dönemden 300-400 yıl önce yazılmış bir eseri incelediğimizde veya bir tarihi olguya baktığımızda bunu elbette o dönemin şartlarına göre değerlendirmek gerekir. Fakat Locke ve Immanuel Kant'ın eğitim üzerine görüşleri biraz her döneme hitap edecek şekilde yazılmıştır. Elbette bu iki önemli düşünürün de dönemin özelliklerinden etkilenmiş düşünceleri yok değil. Dayak konusunun meşru bir şeymiş gibi geçmesi veya Locke'un eğitim üzerine düşüncelerini aslında sadece erkeklere yazması gibi dönemin özelliklerini barındıran konular da var. Bir konuyu öğrenmenin en iyi yöntemlerinden biri karşılaştırma yapmaktır bana kalırsa. Bu hem konuyu daha ilgi çekici hale getirir hem de daha akılda kalıcı olmasına sebep olur. Bu sebeple madde madde yani konu konu gitmek daha uygun olacak gibi. Eğitim üzerine düşüncelerinde Locke ve Kant birçok konuda aslında benzer düşüncelere sahip. Bunu göreceğiz. Böyle olsa da bazı konularda bu iki düşünür ayrılır. O halde Locke ve Kant'ın birkaç felsefi düşüncesinden bahsedebiliriz. Söylediğim gibi bu temel bizim için önemli olacak. Felsefede insanın doğal veya tabiat durumu filozoflarca çok tartışılan bir şey olmuş. Tabiat durumunda insan iyi midir, kötü müdür? Yoksa her ikisidir veya her ikisi değil midir? Bu tip tartışmalar, bu tip sorulara baktığımızda birçok filozofun bu konu üzerine düşünceleri mevcut. Şimdi bu doğa durumu, bu tabiat durumu dediğimiz şey aslında insanın henüz siyasi ya da toplumsal olmadığı durum denebilir. Bizim filozoflarımız, bahsedeceğimiz filozoflar olan Locke ve Kant da bu konuda ayrı yerlerde durmaktadırlar. Kant'a göre insan tabiat durumunda ne iyi ne kötüdür. Çünkü o tabiatı itibariyle ahlaki bir varlık değildir. O ancak aklı ödev fikrini, yasa fikrini geliştirdiğinde ahlaki bir varlık haline gelir. Kant için ahlak insanın özü ve özgürlüğü. Bir anlamda onu insan yapan şey aslında. Bunu bilmemiz gerekir. John Locke'da doğa durumu ise bir özgürlük ve eşitlik durumudur. Doğa durumu barış, iyi istenç, karşılıklı yardımlaşma gibi durumlara denk düşer. Eğitim ile ilgili düşüncelerine geçtiğimizde de işte bu filozofların bu temel düşüncelerinin izlerini göreceğiz. Mesela Kant için insan maksimlerini tanıyınca insan olacaktır. Kant'ın maksim diye bahsettiği şey aslında insanın oluşturduğu genel ilke veya ahlak yasası olarak adlandırılabilir. Kant'ın şu cümleleri eğitim konusundaki düşüncelerini aslında özetliyor. Kötülük sadece denetim altına alınmamış bir tabiatın sonucu. İnsanda sadece iyinin nüveleri vardır. Eğitim üzerine düşüncelerine geçmeden önce siz dinleyenlere Kant ve Locke'un bilgi felsefeleri hakkında da bilgi vermem gerekecek. Çünkü bu da oldukça önemli onları anlayabilmemiz için. Bilgi felsefesi bize bilginin neliği ve bilginin insana nereden geldiğiyle alakalı. Çok temel şeyler söylemek gerekirse Locke bilginin deneyden, duyulardan geldiğini, Kant ise bilginin hem deney öncesi hem de deney ve deney sonrasının sentezi olduğunu söyler. Bu bilgi felsefesi konusu elbette çok daha derindir ama bizim için bu bilgiler şimdilik yeterli. Onların bilgi felsefeleri eğitim üzerine görüşlerine de elbette yansıyor. Daha detaylarına ineceğiz fakat bir iki şeyden bahsetmek gerekir. Öyle ki Locke insanların davranış ve yeteneklerinde bulunacak farklar her şeyden daha aldıkları eğitimin sonucudur diyor. Bu yüzden çocukların düşüncelerini şekillendirmeye erken yaşta başlamalı. İşte onun bilgi felsefesinin, onun bir ampirist oluşunu açıklamasını aslında biz burada görüyoruz. Kant ise ondan çok daha farklı olarak aklın eğitiminde Sokratik yöntemi esas olarak kabul eder. Kendisine dinleyicilerinin bilgisini doğurtan ebediyen Sokrates bir bakıma Platon'un bizim için muhafaza ettiği diyaloglarında yetişkinlerin durumunda bile fikirlerin kendi ferdi akıllarından nasıl çıkartılabileceğinin örneklerini verir diyor. Platon'un Menon diyaloğu vardır. Bu diyalogda Platon geometri bilmeyen bir çocuğa geometri bildiğini gösterir. Bunu doğurtarak kendi yöntemiyle yapar. Sorduğu sorularla.
o sorulara verilen cevaplarla yap. Dolayısıyla çocuğun akla dayalı olarak konuşturulması suretiyle kendi fikirlerinin ortaya çıkması sağlanmalıdır Kant'a göre. Şimdi Locke ve Kant için bu ön hazırlık bence yeterli. Yani bilgi felsefeleri ve insanın tabiat durumunda nasıl bir varlık olduğu konusundaki düşünceleri bizi eğitim üzerine düşüncelerini aslında hazırlamış oldu. Şunu da baştan belirteyim. Bu bölüm kendi içinde aslında 3 bölüme ayrılacak. İlk bölüm beden sağlığı ile alakalı durumlar. İkincisi insan ruhunun gelişimi ile alakalı konular. Ve son olarak okul ve öğretimle, derslerle alakalı olacak. John Locke bir doktor olarak çocukların yetiştirilmesi ve eğitimiyle ilgili kısımlara beden sağlığı ile başlıyor. Hatta şunu da söylüyor, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İlk dikkat edilecek şey çocuğun yaz da olsa kış da olsa çok sıkı giydirilmemesidir. Nasıl ki yüzümüzü çok sıkmıyorsak, Locke'a göre vücudumuzu da çok sıkmamalıyız. Aslında Kant da bir bakıma ona eklemede bulunur. Çocukların kanı yetişkinlerinkinden daha sıcak olduğundan çok sıkı giydirilmemelidirler. Bir çocuğun kanı 110 derece Fahrenheit'i bulurken bir yetişkinin kanı ise 96 dereceyi bulur. Çok sıkmak elbette çocuğu böyle bir durumda boğacaktır. Dolayısıyla bedenin kazanacağı alışkanlıklar önemlidir. Locke için en temel şeylerden biri insanın kazanacağı alışkanlıklardır. Mühim olan doğru alışkanlıkları edinmesini sağlamaktır. Alışkanlığın etkilediği bir durum olan uyku konusunda da durum aynı. Ona göre çocuğun sağlığı ve büyümesi için uyku kadar yararlı bir şey yok. Ve aynı zamanda ekler sabah erken saatte kaldırılması gerektiğini söyler çocuğun ki bu onun ileriki yaşamı açısından faydalı olacaktır. Kant için de aynı şekilde doğru alışkanlıkların edinilmesi önemlidir. Fakat ahlak konusunda genelde Kant olaya bu açıdan bakar. Özellikle alışkanlıklar değil, başta da belirttiğim gibi maksimler önemlidir. Yani ahlaki ilke, yani neden bunu yaptığının cevabı. Burada bir örnek de aslında anlatmak isterim. Kant'ın Maxim'den anlattığı şeyi. O kendi örneğiyle de aslında bu örneği veriyor. İntihar meselesini. Herhangi birinin intihar düşüncesi doğru mudur, yanlış mıdır kısmına baktığımızda şöyle düşünmemiz gerektiğini söyler. İşte kişi çok bunaldı. Hiçbir şeyi çözemeyecek hale geldi. Ve çözümü intihar etmekte buldu. Bu intihar etme eylemi diyelim ki kendi açımdan doğru düşünüyorum ama bu genel bir yasa olsun mu? Bu genel bir ilke olsun mu? Yani tüm evrensel insanlara bunu uygulayabilir miyiz diye düşündüğümüzde verdiğimiz cevap aslında bize ahlakın özünü, maksimi vermektedir. İşte Kant'ın aslında anlatmak istediği şey bu. Alışkanlıklar meselesine dönecek olursak da alışkanlıklar ahlaki kişiliğin oluşturulması anlamında ileride zayıflayacağı için kötüdür. Dolayısıyla maksimlere bağlı kalınırsa maksimlerin de ileride zayıflama gibi bir özelliği olmadığı için bir azalma olmayacaktır. Burada tamamen Kant'ın anlatmaya çalıştığı şey alışkanlık yerine maksimlere bağlı kalınmasıdır. Her iki düşünür de burada yatak seçimi konusuna da değiniyor. Bundan da son olarak beden sağlığı kısmında bahsetmek istiyorum ve beden sağlığı bölümünü aslında bitirmek istiyorum. Sert yataklar seçilmelidir her iki düşünüre göre de. Sert yatakta uyumaya alışırsa herhangi bir yerde uyumaya tabii ki de zorlanmayacaktır. Kant da yine aynı şekilde soğuk ve sert yataklar iyidir der. Çünkü soğuk alışkanlıklar her şeyden evvel insanı güçlü ve dirençli yapar. Sert bir yatak dolayısıyla yumuşak bir yataktan çok daha sağlıklıdır. Şimdi buraya kadar olan kısımlar dediğim gibi beden sağlığı ile ilgili olan kısımlar. Şimdi biraz daha işin zihinsel taraflarına inebiliriz. Çocuk istediklerini elde edebilmek için karşı tarafla iletişimi nasıl kurar diye düşündüğümüzde ağlama eylemi karşımıza çıkar. Locke ve Kant'ın değindiği önemli konulardan biri de çocuğun istediklerini ağlayarak elde edebilme gücü. Yanlış olan çocuğun bu iştaha ve arzulara sahip olması değildir. Her iki düşünür içinde yanlış olan
bebekleri, çocukları mantıklı kural ve kısıtlamalara tabi tutmamalıdır. Çocukların ağlamalarına izin verilmemelidir. Zaten çocuk iki nedenle ağlar. Bir, hakimiyet kurmak adına, ikincisi acıdan kaynaklı bir ağlama. Hakimiyet kurmak adına ağlamaya zaten izin verilmemelidir. Acıdan kaynaklı ağlamada ise durum şu. Diyelim ki çocuk düştü ve ağlamaya başladı. Siz üzgün ve ona acıyacak şekilde yardım ettiğinizde, onu yerden kaldırdığınızda bu Locke'a göre yanlış bir davranıştır. Yapılması gereken şey bunu ona belli etmemektir. Kant da yine çocuğun ağladığında yardımına hemen koşmak iyi bir şey değildir der. Çoğu kez onu bozan şeylerin tohumları böylelikle atılmış olur. Çünkü ağlayarak istediğini elde ettiğini görünce tekrar ağlayacaktır. Aslında Locke ve Kant bu konuda birebir aynı şeyleri söylüyorlar. Gösterişli olmamamız konusunda her zaman uyarılırız. Gösteriş ve şatafat herhangi bir düşünce sisteminde, ister dinde olsun, ister felsefede olsun, olumlu bir şey değildir. Kıyafet de insanın kendini ifade biçimlerinden biri. Küçük kız elbisesini giydiğinde ona kraliçem, prensesim gibi söylemlerde bulunmamalıyız. Çünkü bu kıyafetlerinden gurur duymayı öğrenmelerine neden olur. Bu da bir değer biçme ve gösterişin aslında tabii yolunu açar. Dolayısıyla çocuğa gösterişli kıyafetler giydirilmemelidir. Onların gösteriş yapacağı bir diğer şey olan oyuncaklarına da çok dikkat etmek gerekir. Onlara çok çeşitli oyuncaklar alınmamalıdır. Çünkü bu sefer hep yenisini arayacak ve tatminsiz olacaktır çocuk. Locke bunları söyler. Kant için de yine güzel ve gösterişli giysiler çocuk için uygun değildir. Temiz ve basit olması giysilerin aslında yeterlidir diyor. Ve aslında ekliyor Kant. Ebeveynler de kendi gardıroplarını doldurmamalıdırlar. Çünkü bu onlara kötü örnek olacaktır ve örnek olma şekli de biz biliyoruz ki öğrenmenin yöntemlerinden bir diğeri. Tüm erdemlerin temeli mantık istemediği sürece arzularımızı frenleme gücünde yatar diyor Locke. Kant için de düşünce farklı değil. Çünkü özgürlük sevgisi insan doğasında çok güçlüdür. Ve buna alıştı mı artık onun önü alınamaz. Dolayısıyla başta disiplin yani kendi kendini sınırlama becerisi verilmelidir. Kant'ın zaten eğitim üzerine düşüncelerinde disiplin konusu çok sık vurgulanır. Disiplini benimseyememiş insanlar gelip geçici her arzuyu, her hevesi takip etmeye yatkındırlar. Tabii arzularını frenleyemeyen bireyin başına kötü şeyler gelme ihtimali artar ve bu durumda cezalar onu beklemektedir. Çok şiddetli cezaların doğru olmayacağına ve bunun çocuğu eğitemeyeceğine inanıyor Locke. Şimdi Locke'un bunu söylemesine şaşırmıyoruz. Çünkü Locke cezaların aklı ikna etmede yanlış bir yol olduğunu söyleyen biri. Bunu onun Hoşgörü Üstüne Bir Mektup adlı kitabında görmüştük. Hatta sekülerizmi yani laikliği savunurken temellendirmesi de bu olmuştu. Eğer devlet inançla alakalı kısımlara karışırsa sonunda yapacağı şey ceza vermek olacaktır. Ve cezalar da aklı ikna etmede geçersiz olduğu için insanların kendi rızalarıyla oluşturduğu devlet bu alana kesinlikle el atmamalıdır. Görüyoruz söylediği her şey aslında örtüşüyor John Locke. Çocuğu sopa ile eğitmenin zararlı olduğunu biliyoruz. Şimdi sopa başında sallanırken çocuk buna boyun eğer. Buna itaat ediyor gibi görünebilir. Fakat sopa ortadan kalktığında tekrar doğal arzularına dönecektir. Ve bu tür kısıtlama yönteminden sonra arzular daha da yükselir. Yine Kant da bir çocuğun yalan söylediğini farz edelim diyor. Çocuk hemen cezalandırılmamalıdır. Hatta Locke bir bölümde dayak konusuna değinirken dayağın son çare olması gerektiğini söyler. Ve dayak atılacaksa da hemen atılmamalıdır. Çünkü bu cezalandırma yönteminde işe duygular karışacaktır, tutkular karışacaktır ve dolayısıyla dayak atılacaksa da sonradan atmak ona göre en iyisidir. Burada işte dönemin özelliklerine ait şeyleri görüyoruz. Fakat aşağılama ve küçümseme ile karşılanmalıdır. Eğer çocuk iyi davranışlarından ötürü ödüllendirilir, kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, bunu sadece ödül için yapmaya başlayacaktır ve bu hayata atıldığında işini zorlaştıracak. Çünkü hepimiz biliyoruz hayatta her hareketin ödül veya ceza ile bir karşılığı yok. Ama eğer ahlakı tesis etmek istiyorsak cezayı kaldırmalıyız Kant'a göre. Orada cezaya yer olmamalıdır. Tabii Kant çocuk eğitiminde hiçbir şekilde ceza olmasın demiyor. Bu ayrımı da koymak lazım. İtaat konusunda emre karşı geliyorsa cezalandırılmalıdır. Çünkü Kant'ın eğitim düşüncesinde, çocukların eğitiminde en sık vurguladığı şeylerden biri serkeşlik yani itaat etmeme. Yine bu ceza maddi ve manevi olabilir. Çünkü disiplini Kant her şeyin başı olarak görüyor ve insanı hayvandan ayıran şeyi disiplin olarak tanımlıyor.
Peki gurur duymanız gereken bir eylemde bulundu ya da utanacağınız bir eylemde bulundu. Burada övgü ve eleştirinin ne zaman ve nerede, hangi durumlarda yapılması gerektiği konusunda şunu söylüyor Locke. Eğer azarlayacaksanız, eleştiride bulunacaksanız, kızacaksanız bunu yalnızken yapın. Eğer övgüde bulunacaksanız bunu birileri varken yapın. Bu övgüyü iki katına çıkaracaktır. Eğer kızma eylemini, azarlama eylemini birileri varken birilerinin yanında yaparsanız kendini bırakma eğilimi oluşabilir der. Çünkü çocuk insanların kendileriyle ilgili iyi fikirlerinin yok olduğunu düşünecektir. Eleştirebileceğimiz şeyler çocukta bir yaşam şekli haline de gelebilir. Örneğin her istediği saatte top oynayabileceğini düşünüyor ya da bilgisayar yahut telefonla oynayabileceğini düşünüyor. John Locke der ki bunu görev olarak yapması gerektiğini söyle. Dolayısıyla bu sefer yaptığı şeyden bakıp usanacaktır ve işleri düzeltecektir. Usanmayıp bu bir yaşam şekli haline alırsa bu itaatsizlik anlamına gelir. Öyle ki Locke ancak inatçılık ve dirençli itaatsizlikle karşılaşılırsa bu dayakla hakimiyet altına alınmalıdır der. Çünkü artık başka çare kalmamıştır. Ama görüyoruz ki dayaktan tamamen bir vazgeçme yok. Yine Kant'ta da görmüştük bu meseleyi. İtaat etmemenin neticesi cezadır. Görüyoruz ki çocuklar doğal olarak özgürlüklerini çok seviyor. Locke'a göre çocuklar özgürlükleri dışında bir şeyi daha çok seviyor. O da hakimiyet kurmak. Çocukların doğar doğmaz istediklerini elde etmek için yüzlerinin asıldıklarını, somurttuklarını görürüz. Ağladıklarını görürüz. Çevresindekilerin ona itaat etmesini severler. Bir diğer şey de her şeyin kendilerinin olmasını istemek. Şimdi burada ilk çözüm istediği her şeyi eline vermemek olacaktır. Yani ihtiyaç duyduklarında kıyafet alınmalı. Şu kumaştan istiyorum, işte şu markadan istiyorum, şu kottan istiyorum vesaire dediğinde bu istekler yok sayılmalıdır. Bu da onun arzularını frenlemesini yine sağlayacaktır. Yani aklın emrine girmiş olacaklardır. Kant çocuğa sınırlamalar koyuyoruz ama bunu ona neden yaptığımızı benimsetmeliyiz der. Sınırlamaların konmasının nedeni bellidir. Çocuğun aklının o gün geldiğinde kimseye muhtaç olmaması. Ama bu ona şunu gösterecektir. İleride her şey önüne konmayacak. Yani bu konuda da Locke ve Kant aslında aynı yerdedirler. Şimdi çocukla ebeveyn görüyoruz ki devamlı iletişim halinde. Bu doğumdan itibaren hayat boyu iletişim elbette devam edecek. Ve Locke ve Kant bir filozof olarak tabii ki de bilgiyi seven iki insan, merakı seven, sorgulayan iki insan ve çocuğun da merak duygusu ve bilgi sevgisi her ikisine göre de canlı tutulmalıdır. Bunu Locke 4 madde halinde sıralar. Öncelikle soracağı çocuk sorular sorar ve bu soracağı sorulara hiçbir şekilde gülünmemelidir. Yine çocukların ruhları okşanmalıdır. Bunun da temelinde aslında insanın gururlu bir yaratık olması yatar. Üçüncü olarak kaçamak cevaplar verilmemelidir sorduğu sorulara. Çünkü o bunu yalan kavramına götürecektir. Ve son olarak da çocuğun karşısına bazen yeni ve garip şeyler çıkaracaksın ve merak duygusunu teşvik edeceksin. Locke için durum bunlar. Yine Kant'ta da çok farklı değil ama aslında Locke'a bir ekleme gibi tanımlayabiliriz bunu. Şimdi çocuklar ya alıştırılıp eğitilir ya da gerçekten aydınlatılabilir Kant'a göre. Atlar ve köpekler nasıl alıştırılıp uysallaştırılırsa diyor, insanlar da alıştırılıp terbiye edilir. Ama tabii ki de bu yetmez. Düşünmeye de sevk edilmesi gerekir. Bunun önemi şudur, belli ilkelere göre hareket etmesi açısından önemlidir. Tam da Kant'ın istediği gibi, keyfi hareket etmeyi bırakır. Burada dönemin bir özelliğini veriyor ve çocukların ahlaki olarak kilisenin ahlakına bırakıldığını söylüyor ve bunun yanlış olduğunu söylüyor Kant. Çocuk kötülükten nefret etmeyi öğrenmeli. Fakat bunu Tanrı yasakladığı için değil, erdemin kendisi için istemeli. Tanrı en kutsal varlıktır ve iyi olanı arzu eder. Ve bizi erdemi sadece kendisi istediği için değil, erdemi kendisi için kendisinden ötürü sevmemizi ister der Kant. Kant'ın düşünceleri, eğitim konusundaki düşünceleri zaten Kant'ın temel ahlak ve felsefi düşüncelerinin birebir eğitime yansımasıdır aslında. Göreceğiz. Kant'ın temelde amacı aslında ahlaki olarak tek tip insan yetiştirmek. Kant erdemlerin çocuklara öğretilmesini, onları gerçekten aydınlatarak öğretilmesi yolunu seçti. Maksimleri öğrenip erdemin kendisinin ne olduğunu kavrarsa geriye kalan tüm erdemleri öğrenecek. Locke burada biraz daha detaylandırıyor aslında işi. Mesela bir anne veya baba çocuğuna varlık bırakmak ister. Locke bir şeye çok dikkat çekmektedir ve aslında ailenin miras bırakması gereken şey aklını geliştirmesine katkıda bulunacak şeyler olması gerektiğini söyler. Dolayısıyla diyelim ki bir ev alma şansınız var çocuğa. Ev almıyorsunuz da onu eğitim masraflarına harcıyorsunuz. Burada Locke'un bahsetmeye çalıştığı şey bu. Esas mutluluk da ona göre buradan kaynaklanır. Dolayısıyla kişi çocuğunun bilgi, erdem, akıl ve görgü sahibi olmasını ister.
Erdem'in temeli ise çocuğa tanrı düşüncesini yerleştirmekten geçer diyalog. Her şeyi yazan ve yapan, tüm iyi şeyleri aldığımız, bizi seven ve bize her şeyi veren tanrı. Tabi bunun yanında çocuklar yalan söylemeye eğilimlidirler. Şimdi çocuk diyelim ki ilk yalanı söyledi. Ona göre nasıl tepkiler vermemiz gerekir? Öncelikle ilk olarak büyük bir şaşkınlık ifadesi takınacağız. Daha sonra bu sıradan bir hata bile olsa çok büyük bir hata yapmış gibi davranacağız. Eğer yalan söylemeye devam ederse yine dönemin özelliğini veren dayak atılabilir diyor Locke. Kant'ın da yalan konusunda söyledikleri burada önemli. Yine Locke'a bir ekleme yapıyor denebilir aslında. Şimdi diyelim ki çocuk parmağını emiyor. Yani istenmeyen bir şey yapıyor veya burnunu karıştırıyor. İşte bunu yaptığında çocuğa işte kızıp, bağırıp, yapma, utanmıyor musun gibi kelimeler aslında sarf etmemek gerekir Kant'a göre. Fakat yalan konusunda utanmaları gerektiği söylenebilir. Tabiat insana bir utanç hissi bahşetmiştir. O nedenle bu utanç duygusu burada temelde kullanılması gereken bir duygudur. Çünkü bu utanç hissi onları ömürleri boyunca takip edecektir. Şimdi çocuğun yaşamında veya insanın yaşamındaki olumsuzlukların temelinde yatan nedenlerden biri olan tembellik meselesine aslında bakmamız gerek. Şimdi bir tembellik varsa bunu nasıl yenebilir baba ve anne? Locke ve Kant bu konu üzerinde acaba ne diyor? Şimdi diyelim ki çocuk oyun oynuyor. Eğer oyun oynarken ya da insanların boş zaman olarak adlandırdığı şeyi yaparken üzerine düşeni düzgün bir şekilde yapıyorsa, sadece kitapların başındayken yani dersin başındayken tembellik yapıyorsa bazı adımları izlememiz gerektiğini söyler John Locke. Öncelikle zamanın boşa geçtiğini ona nazik bir şekilde belirtmek gerekir. Sonra utandırın diyor ve onunla alay edin. Ama bunu soğuk bir tavırla yap. Daha sonrasında yine devam ediyorsa artık eğitim görmeye ihtiyacı olmadığını söyleyeyim ve samimi bir şekilde onun sevdiği oyunu oynamaya yöneltin. Zamanla sıkılana kadar hep bu oyunu oynamasını sağlayın. Tabi bu sırada onu takip edeceksiniz. Hissettirmeden onu takip edin ve onun sürekli bu oyunla meşgul olmasını ve bu konuda en azından tembellik etmemesini sağlayın diyor. Şimdi eğer tembellik çocukta doğal bir huyu ise bunun çözümü aslında bellidir. Bu iki eksikten kaynaklanır çocukta. Öngörü ve istek. İstek belli, öngörü ise şu aslında hayatı öngörememe. Burada da çözüm şu, istediği herhangi bir şeyi yakalayıp onun sonuna kadar o konuda gitmesini sağla. Ama yine bu canlılık ve hareketlilik sağlanamıyorsa, tembellik devam ediyorsa amiyane tabirle Locke çocuğun sanayiye verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani çünkü bazı durumlarda hiçbir şey işe yaramayabilir. Şimdi gitti, çalışmaya başladı. Şimdi bedensel olarak o ağır iş onu utandırabilir. Bu utandırır veya zor gelirse bu iyi bir şey diyor Locke. Çünkü utanır ve zor gelirse derslerine geri dönecektir. Yine Kant'a göre de rahat düşkünlüğü bütün kötülüklerden daha fazla zarar verir. Bu yüzden çocuklara erken yaşlarda çalışmanın öğretilmesi hayatidir. Ve hatta şunu söylüyor Kant, insan çalışmak zorunda olan tek hayvandır. Çocukların çalışmayı öğrenmesi hayati önem arz eder. Çünkü insan meşguliyete ihtiyaç duyar ve en çok sevdiği şey olan özgürlüğü kısıtlanacak olsa bile. İşte işin insan zihniyle alakalı kısmı içinde bana kalırsa bu bilgiler yeterli. Şimdi biraz da okul, öğretim ve ders kısmına geçebiliriz. Okulda ne öğrenilebileceği konusunda aslında Locke ve Kant ayrılıyor. Locke okulda çocukların ders kitapları dışında bir şey öğrenemeyeceğini savunurken Kant ise okulun çocuğu serkeşlikten, itaatsizlikten kurtarılması anlamında çok önemli bir kavram olarak görür. Çocuk sakin sakin sırada oturmasını öğrenmeli. Kendilerine söylenenleri gerektiği gibi yapmaya alışmaları için çocuk okula gönderilmeli. Şimdi Kant eğitimle ilgili tasarılar oluşturan insanların yani kurumların göz önünde bulundurması gereken bir eğitim ilkesi şudur diyor. Çocuklar bulunduğu zaman dilimi için değil, insanlık için, insanlık fikri için, insanın kaderini gözden kaçırmayacak bir tarzda eğitilmelidir diyor. Bu gelecekte daha iyi bir dünya kurulabilmesi için gereklidir. Şimdi burada karşımıza zorluk çıkmayacak mı? Elbet çıkacak. Kant sorunu iki maddeye indirgiyor. Birincisi ebeveynler ve ikincisi devletin bu konudaki tutumu. Ebeveynler çocukların bu dünyada muvaffak olmasını dikkate alırlar diyor. Devletler ise yine sadece kendilerini düşünür. Kendi amacını gerçekleştirmek için vardır. Yani ebeveynler evlerini
yöneticiler devleti düşünür. Yani hedef evrensel iyilik ve kusursuzluk değildir ikisi içinde. Eğitim Kant'a göre fiziki ya da hayata dönüktür, uygulamaya dönüktür. Şimdi fiziki eğitim bakım ve gözetimdir. Yani bu konuda hayvanlarla aynı yerdeyiz. Fakat hayata dönük olan, ahlaki olan kısımda özgürleşme ile birlikte hayvandan ayrılıyoruz. Burada da eğitimin bu pratik kısmı aslında 3 bölümden oluşuyor. Birincisi okul müfredatı, bu meslek kazanımı açısından önemli. İkincisi pratik hayat meseleleri, bu da basiretli davranma eğitimi açısından önemli. Bu da bizi yurttaş olma bilincine götürüyor Kant'a göre. Üçüncüsü ahlaki kişiliğin eğitimi. Kant'ın en çok aslında önemsediği şey bu. İnsana insan ırkı bakımından bir değer kazandıracak ve artık işte insan burada insan olmaya başlayacaktır. Yani insanlığı düşünen ahlaki kişilik olarak. Ahlaki eğitimdeki ilk çaba çünkü kişiliğin oluşturulmasıdır. Bu da maksimlere bağlıdır. Bunu zaten bahsetmiştik. Önce okul maksimleri, daha sonra insanlık maksimleri. Çocukların belli plan ve kurallarla yaşamaları sağlanmalı. Her şeyi saatiyle yapan, dakik, belli planlara göre hareket eden bu birey kişiliğini kolayca oluşturabilecektir. Kant'ın hep söylenir, çok dakik bir filozof olduğu, yaşadığı yerdeki insanların saatlerini onun eve giriş çıkışına göre ayarladığı ve söylediği şeyler aslında yaşamıyla da örtüşen şeylerdir. Çocuğun bu kişilik oluşumundaki ikinci temel özellik ise doğruluk ve dürüstlük. Bu kişiliğin özüdür. Kant'a göre yalan söyleyenin kişiliği yoktur. Peki yalan söylediğinde ceza ne olmalıdır dersek, burada Kant saygının esirgenmesi buradaki ceza olmalıdır diyor. Ve kişiliğin oluşumunda üçüncü temel özellik de herkese kısa zamanda yakınlık kuran girgin bireyler yetiştirmektir. Tabii çocuğun aşırı derecede işte herkesle yakınlık kuran bir insan olması da bazı sakıncalar doğurabilir. Yani Aristoteles'in de vurguladığı gibi eksiklik ya da fazlalık iyi olanı bozar. Orta ise korur. Eğitimin en büyük meselelerinden biri çocuğun kendi özgür iradesinin kullanımını zorunlu sınırlamaya nasıl boyun eğdirileceğidir. Tam olarak Kant'ın ifadesi bu. Şimdi sınırlama zorunludur. Peki sınırlamayla özgürlük duygumuzu nasıl geliştireceğiz? Burada da devreye giren işte öğretmenlerdir, eğiticidir. Sadece öğretmenler değil tabii. Ve bunu telkinlerle yapar. Burada da yine belli 3 madde halinde sıralanabilir aslında bu. Önce tamamen bir serbestlik tattıracaksın. Eğer itaatsizlik ederse, derslerini öğrenmeyi reddederse beklediği eğlenceyi reddedeceksin. Tabii çocuğa sınırlamalar koyuyoruz. Sonra yani bunu ona neden yaptığını benimseteceksin. Ve bu sınırlamalar çocuğa ileride her şeyin önüne konmayacağını gösterecektir. Tabii sınırlamalar demişken din ve inanç öğretimi konusundan da bahsetmeden olmaz. İncil okutmak konusunda çocuklara İncil'in bazı bölümlerinin okutulmasının işe yarayabileceğini söylüyor Locke. Ama ona göre İncil'in tamamı okutulmamalıdır. Çünkü anlamlandıramayacağı yerler olacak ve bu kafasını karıştıracaktır. Yine Kant için din konusuna gelecek olursak, diyor ki çocuklar eğer Tanrı'nın isminin anıldığını işitmeselerdi, yani böyle bir kavramı hiç duymasalardı, eğer böyle bir şey mümkün olabilseydi, onlara önce insanlığın hedefini öğretmek, tabiatın düzenini, tabiatın güzelliğini göstermek, evrenin yapısı hakkında bilgi vermek ve son olarak yüce bir varlık, bir kanun koyucu fikrini açmak doğru sıra olabilirdi diyor. Fakat toplumun durumuna göre böyle bir yol mümkün değildir. Dinin belki de kardeşlerinden biri olan dil ezberlenerek öğrenilir. Diller kurallar veya sanatla değil, kazaren beraber yaşayan insanların birbirleri arasında kullanımıyla yapılmıştır Locke'a göre. Gramerin yararı yok değil diyor, var. Fakat gramer Locke'a göre dil akıcı bir şekilde konuşulabilmesinden sonra öğretilmelidir. Burada Kant'la ters düşerler. Dil öğretilirken Kant'a göre önce dil bilgisi çalışmalarına ve gramere yer verilmesi gerekir. Anlama gücünün gelişimi açısından çünkü kuralların konulması önemlidir. Kant için kuralların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve dil öğrenimi açısından da aslında bu kendi felsefi düşünceleri temelinde gerçekleşiyor. Önce kuralları koyalım, daha sonra öğrenelim şeklinde. Şimdi biz insanlar nasıl dil sayesinde kendimizi ifade edebiliyorsak, okullar da kendini derslerle ifade eder. Ve Locke'a göre de, Kant'a göre de ilk önce coğrafya öğretilmeli. Çünkü nedeni aslında geriye kalan bilimler için, geriye kalan dersler için büyük bir adım olması. Dediğim gibi bu her iki düşünür için de aynı. Daha sonrasında aritmetik, astronomi ve geometri şeklinde ilerliyor. Aslında Locke'da da Kant'ta da biraz durum aynı diyebiliriz. Burada Locke tarih dersinin öğretimiyle ilgili güzel bir eleştiri yapıyor. Bu hoşuma gitti benim. Tarihle ilgili yapılan konuşmaların hepsi savaşmak ve öldürmekle ilgilidir. Ve diyor aslında insan ırkının en büyük kasapları olan fatihlere atfedilen onur ve saygınlık yetişen gençliği daha da kötü yola götürür. Şimdi son olarak en temel anlamda Locke ve Kant aslında ne söylemek istiyor?
nasıl bir dünyada yaşamak istiyorlar? Bunlara bakalım. Kant kitabın 9. bölümünde bir insanlık hayalinden bahsediyor. Tek düze ve tek tip yaşam. İnsanların hepsi ahlaki olarak aynı şekilde yaşasın. Bunu sağlamanın yolu ise ona göre ilkelerin sabit olması ve insanların bu ilkelere göre hareket etmesi. Bu ilkeler onlarda ikinci bir tabiat olmalı. Eğitimin önemli bir amacı budur diyor. Burada Kant bir analojiyle görüşünü pekiştirir. Ayı kulağı bitkisini ele alır ve bu bitki bir kökten filizlendiğinde sadece tek bir renkte çiçek açarken tohumdan filizlendiğinde farklı farklı renklerle açarlar. İnsanda da durum aynıdır ve mesele uygun ekim ve dikimdir diyor. Locke'un temelde ne istediğine bakacak olursak, Locke Kant'tan farklı olarak her insanın farklı olduğunu ve isteklerinin de dolayısıyla farklı olacağını söylüyor. Bunun altını çiziyor. Şu önemli, söylediği şeylerin bilimsel olarak algılanmasını istemiyor. Yani benim de burada anlattığım şeylerin hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanamaz. Locke eğitimle alakalı düşüncelerinde ele aldığı çocuğa, temiz beyaz bir kağıt olarak ele aldığını söyler. Tıpkı insan zihninin düşündüğü şekliyle. Locke kitabını akıllara güvenmeye cesaret eden kişileri aydınlatabilmek amacıyla yazdığını söyler. Tıpkı Kant'ın Aydınlanma Nedir makalesinde söylediği gibi. Sapare aude.